Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da petlerle ilgili ikinci videom olsun. Arka arkaya yayınlayacağım inşallah. İstifadenize sunacağım. Daha önce video çekmiştim bu konuda. İzleyenler umarım bu videoyu da izlerler. Çokça altına petleri nereden alacağız Sevgi Hanım? Nasıl bir yer tavsiye edersiniz diye sormuştunuz. Ben her zaman dile getirdiğim gibi kesinlikle kullandığım ürünlerde markalaşmış firmaları tercih etmiyorum. Bunun sebebini de daha önce açıklamıştım. Çünkü markalaşmış firmalar bir zaman sonra parasal kaygı içerisine düşüp kaliteyi düşürüyorlar ve kesinlikle içerisine kimyasallar giriyor. Ayrıca benim bu tarz ürünlerde kişinin kendi enerjisini, güzel duygularını içerisine bıraktığı şekilde bireysel çalışmalarla yapılan ürünleri tercih etmem, benim daha faydalı olduğuna, vücuduma daha faydalı olduğuna kanaat getirdim. Etkisini hissediyorum. İnsanın insana bıraktığı enerji çok önemli. Daha önce Aydın Salih ekolüne göre giyim kuşam videomda da bahsetmiştim. Kumaşlara elimizle dokunmanın, onlara enerjimizi vermenin ne kadar kıymetli olduğunu, el ütüsü yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu size bahsetmiştim. Nereden nereye diyeceksiniz? Yine pedlerde de bir sürü marka var. Fakat bu markalar fabrikasyon usulü çalışıyorlar ve insan enerjisi değmek yerine yorgun, bıkkın bir enerji oluyor onların üzerinde. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama ben bunu çok net yaşıyorum hayatımda. Kadın pedleri konusunda da çok güzel, sürprizli bir çalışma oldu. Benim öz kardeşim, peyzaj mimarlığı bitirmiş olan kardeşim bir bebek sahibi oldu ve evde bebeğini kendisi büyütmeyi tercih ettiği için özel sektörde çalışmayı reddetti. Ve benim bu çalışmalarımdan esinlenerek bana, abla ben de bu güzel işlere, kadının kadına faydası olduğu, doğaya faydamızın olduğu işlere el atmak istiyorum. Kadın pedi üreticisi olmak istiyorum, ne dersin dedi. Ben de o kadar çok heyecanlandım ki ve onunla gurur duydum. Bunlar çok güzel şeyler çünkü. Allah'ın bizden razı olacağı şeyler. Herkesin sağlığına faydası dokunacak bir şeye el atmak ve buna işte örnek olmak çok güzel. Ve kardeşim kadın pedi üreticisi oldu. Her şeyini araştırdık ve benim yönlendirmelerimle nasıl ürünler kullanması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi kumaşları kullanması gerektiğini araştırdı. En iyisini, en güzelini, en kalitelisini, içinde hiç sentetik madde olmayan, ağartılmamış kumaşlarla yapılan malzemeleri buldu, buluşturdu. Kendisi en güzel şekilde denemeler yaptı ve satışa sunmaya başladı arkadaşlar. Evet, kadın pedlerinizi benim öz kardeşim olan ve Instagram hesabı @peripedi olan Kübra Hanım'dan almanızı tavsiye ediyorum. Bana da kendi pedlerimi gönderdi. Misler gibi bayıldım, kullandım, memnun kaldım. Pedlerin özelliklerini size söylemek istiyorum. Yine kendisinden de ulaştığınızda ne sorunuz varsa size yardımcı olacaktır. Size benden aldığınız güveni o da hissettirecektir arkadaşlar. Sürekli her gün kullandığımız günlük pedlerimiz. Çok ciciler, çok güzeller. Günlük petlerde iki tane çeşit var. Bir tanesi arkasında, içinde sızdırmazlık özelliği olmayan. Yani sadece akıntılı dönemlerinizde temizlik için kullanacağınız. Bir tanesi de günlük petlerin arkasında sızdırmazlık özelliği olan. Bu da regl döneminizin yaklaştığını düşündüğünüz, her an regl olabileceğinizi düşündüğünüz dönemlerde kullanacağınız, sürpriz anlarda
dışarıya sızdırmaması için sızdırmazlık özelliği olan günlük petler. Birisinde sızdırmazlık özelliği yok. Normal akıntı dönemlerinde günlük olarak kullanabileceğiniz. Diğerinde de sızdırmazlık özelliği var. Ve iç çamaşırınıza tamamen uyumlu şekilde çıt çıtlıyorsunuz. Tertemiz bir şekilde günlük petlerinizi bu şekilde kullanıyorsunuz. Kumaş seçenekleriniz var. Çok cici kumaşlar almış. Çok beğendim. Fikrimi de sordu. Ben de böyle çıt çıtlarını, kumaşlarını kendinize göre özel hissedeceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde seçme şansına sahipsiniz. İkinci çeşit orta boy olan normal boy petler. Yine arkasında sızdırmazlık özelliği oldukça güzel bir ales kullanılıyor. Havlu ales. Sızdırmazlık özelliği olan orta boy petler. Şu şekilde. Dikişler muhteşem, muntazam, çok güzel ve kumaşı çok beyaz değil, ağartılmamış kumaştan tercih ettik. Sağlığımıza en uygun şekilde olanını tercih ettik. Kardeşim de benim fikirlerime değer vererek ürünlerini bu şekilde seçti. Yine orta boy. Bunun deseni de çok güzel, bayıldım. Kar taneli böyle. İçlerinde %100 pamuk müslin kullanılıyor arkadaşlar. Müslin bezler hiçbir şekilde katkısı olmayan %100 pamuk ve emiciliği oldukça yüksek. Bir de yoğun günlerimizde kullanacağımız büyük boylarımız var. Oldukça büyük boy. Bu şekilde. Bunu müslin katı birkaç kat daha fazla ve boyutu orta boylara göre oldukça büyük. Çok kilolu bayanlar belki kendilerine göre bir boy daha büyük yaptırma ihtiyacı duyabilirler. Bunu ayrıca kendisiyle görüşebilirsiniz arkadaşlar. Bir de böyle içinde sızdırmazlık özelliği olan kumaş kaplı küçük kese yaptı benim için. Özel istek üzerine. Bunlardan isterseniz sizin için de yapabilir. İçerisine dışarıda olduğumuzda, değiştirmek istediğimizde petlerimizi yine bu şekilde çıt çıtlıyoruz. İç çamaşırımıza tam uyumlu. Her şeyi ölçülü bir şekilde defalarca deneyerek üretime geçti. Bu şekilde katlıyoruz. Ve küçücük oluyor. Çok tatlı, çok güzel. Şu şekilde bu çantasına istediğiniz gibi atıp iki tane çok rahat sığıyor, üç tane de sığar. Yine kirli olanı da içerisine atıp çantanıza koyup muhafaza edebilirsiniz. Bunların temizliği çok basit. Temizliğinden önce şunu söylemek istiyorum. Kardeşim bunları yıkayarak ve ütüleyerek üretmeyi tercih etti. Hiçbir yerde bu kadar özeni bulamayacağınızı size garanti ediyorum. Çünkü sevgi kulun kardeşi. Yine benim kadar hassas davrandı. Bu işe el atmasının sebebi kesinlikle ilk önce kadın sağlığı için kendisinin de çorbada bir tuzunun bulunmasıydı. Allah bu işlere gönül veren herkesin yar ve yardımcısı olsun. Kumaşlar tamamen yıkanıyor. Hiçbir şekilde çekme durumu olmaması için ve kimyasal böyle birikintilerden arınması için kat kat dikildiği için önceden yıkanıyor, ütüleniyor. Yeniden ütülemenize gerek yok çünkü arkasında sızdırmazlık özelliği olan kumaş olduğundan buna ütü vurduğunuzda içindeki deforme olabilir. Bunu sadece bu şekilde yıkıyorsunuz. Benim petlerim defalarca yıkandı arkadaşlar. Hiçbir şekilde deforme olmadı. Gayet güzeller.
10 yıl boyunca çok rahat, belki 10 yıldan da fazla bu petleri kullanabilirsiniz. İlk başta belki bütçenize çok fazlaymış gibi görünebilir ama inanın 2-3 ayda pede vereceğiniz parayı parayla çok rahat sizi idare edebilecek petlerinize sahip oluyorsunuz. Kendi istediğiniz kumaştan seçebiliyorsunuz. Yıkanmış olma özelliğini de söyledim. Nasıl temizleyeceğiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir kovanın içerisine sirkeli suyumuzu hazırlıyoruz ve dönemimiz boyunca kirli pedlerimizi sirkeli suyun içerisine bırakıyoruz. Sirkeli su hem pedin üzerindekinin atılmasına hem de mikrop üretimine engel oluyor. Onları sonra sıkıp sadece işte şey yapmadan, hiç böyle uğraşmadan sadece kovanın içinden alıp sıkıp makineye istediğiniz, kendi kullandığınız bir temizleyici ürünle makineye atıp yıkıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ütüye gerek yok tekrardan. 60 derecede yıkanıyor bunlar başta dikilmeden önce kumaşlar. Siz 40 derecedeki suda bunları normal bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Sirkeli suda beklettiğiniz için hiçbir şekilde içerisinde bakteri üremiyor. Dediğim gibi sevgiyle, aşkla ve hassasiyetle, fabrikasyon usulü uyduruk şekilde olmadan üretilen, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika ürünler kardeşimden bunları temin edebilirsiniz. Açıklamalar bölümüne Instagram adresini, WhatsApp iletişim numarasını, her bir şeyini yazacağım. Aynı şekilde soru sormak isteyenler için ben de hazır ve nazır bulunacağım. Bu yolculukta bana eşlik ettiği için hepinizin huzurunda kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onunla yaptığı bu işten dolayı gurur duyuyorum. Yine duygulandım. Onunla gurur duyuyorum. Seni seviyorum kardeşim. Herkesin memnun olacağı bir işe el attığım için Allah yolunu açık etsin. Allah bereketli kazançlar versin. Allah evlatlarımıza güzel bir dünya bırakmayı bizlere nasip etsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.